Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ankara'nın başkent oluşunun kutlama törenine yabancı istihbarat mensuplarının ilgisine dikkat çekti. Törene 74 ülkenin diplomatının katılım gösterdiğini belirten Zeyrek şunları kaydetti. Gazetecilik hayatı diplomasi muhabirliğiyle geçmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Yabancı diplomatlar bulundukları ülkelerdeki siyasi değişimleri takip etmekle görevlidir. Ve yükselen siyasi aktörleri hep hissederler ve yakından takip ederler. 13 Ekim 1996 yılında yayın hayatına başlayan Radikal Gazetesi'nde diplomasi muhabirliği yaparken, 2 gün sonra yani 15 Ekim 1996 günü, o dönem ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Morton Abramowitz'in İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini de takip etmiştim. Eski CIA'ci olan Abramowitz çalıştığı ülkelerdeki siyasi dönüşümlere ön ayak olmakla biliniyordu. Ve o ziyaretten sonra herkes ABD Erdoğan'ı ülke çapında bir siyasetçi yapmak istiyor tarzı yorumlar yapmıştı, öyle de oldu. 1994'te büyük şans eseri, rakip partilerdeki oy bölünmeleri sayesinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, 2002 yılının 3 Kasım'ında yapılan seçimlerden sonra 21 yıl sonunda tek adam olacağı bir siyaset yolculuğuna başlamıştı. Zeyrek bu bilgiler ışığında diplomatların bu davete bu kadar ilgi göstermelerinin altında Mansur Yavaş'ın bugün Cumhurbaşkanlığı adayları arasında hep en üst sıralarda sayılmasının büyük payı olduğu aşikar yorumunu yaptı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.